Bam bam gel. Gel bir oğlum gel. Seninle bir konuşmamız lazım. Deniz, buradaki ot daha kolay çıkıyor yalnız değil mi? Çok feci yapışıyor ya benim canım şalvarıma ya. Olacak iş değil. Ya da bu bak mesela bu da farklı bir. Çeşitli kurtçuklar kaynıyordu. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Görevlerini yapmışlar. Havadaki ozotu alıp toprağa verdiği için. Baba o şeyden sahilden kamış alsak olur mu bunlar için? Kamış tam ideal onlar için. Bu da hiç bu işin küreği değil ha. Değil aslında da öbür küreği bulamadım. Ve bizim toprağımız gördüğünüz gibi şöyle bak göster. Çok... Şöyle biraz geniş açıyoruz ki. Korku elini korku kalıksın. Evet dostlar hiç böyle bir böcek gördünüz mü? Yanına şöyle elimi koyayım parmağım. Günaydın Filiz. Günaydın. Sincaplardan kalanlar. Birkaç tane. Vallahi aynen. Birazını toplamıştık. Tadımlık sadece bırakmışlar sağ olsunlar. Baba ne yapıyoruz bugün? Yine patron sensin. İlk önce şu domatesleri sökeceğiz. Yazlık bitkileri sökelim yavaş yavaş. Orayı biraz çapalayalım. Biz çapalayalım Filiz söksün. Olur. İki çapa yan yana gidelim seninle. Tamam. Filiz de önden söksün bence o zaman daha hızlı şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi nereye kadar? Buraya kadar mı? Şu kısmı mı? Yaz bakalım neresi. Bir de ne diyeceğim? Rokaları sökmezsen onlar aralarda dursun. Tabii. Etrafını temizleyip. Bir de dostlar bahçede çok güzel yani altın gibi bir şey bulduk. Şimdi birazdan onun yanına gideceğiz. Onunla ilgili ufak bir hikaye var. Önce burayı bir çapalayalım, hazırlayalım. Ardından geliyoruz. Çok güzel. Deniz, buradaki ot daha kolay çıkıyor yalnız değil mi? Kumlu ya. Çok kirliydi şeydeki. Ayrılmıyordu resmen. Bu direkt bırakıyor değil mi? Evet ama bu çok büyük. Filiz, şeyleri temizlerken... Şu rokolara dikkat edelim de etrafındaki yabani otları temizleyelim. Onlar kalsın. Tamam, çünkü bir sürü var yazık. Roka da çok değerli bir besin. Şurada zaten şöyle biraz göstereyim. Rokaları günlük tüketiyoruz zaten. Çok da seviyoruz. Onları şöyle etrafını temizleyip koruma altına aldık babamın tarif ettiği gibi. Hey hey! Ne? Onu yapmadım işte. Denize gidiyorum. Efendim aşkım? Denize. Denize belki gideriz bugün öğleden sonra. Ama senin... Hava güzel. Tamam hep birlikte gideriz. Bir dön bakayım bana şöyle saçlarının güzelliğini görsünler mi ya? Bana bak bana. Heh. Prensesim benim. Dede denize gidelim mi soruyor torunun. Gideriz tabii hava bugün çok güzel. Çok güzel değil mi? Bana çok sıcak geldi Filiz havaya. Evet. Bir yüzme antrenmanı yaparız bugün. Miyayla. Şu an şey... Ev dışarısından daha serin. Ben de Mia'ya uzun kollu giydirdim. Şimdi pişman oldum. Sıcak çok gerçekten. Çok sıcak dışarısı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu otun adı ne ya? Hangi otun? Şu. Çok tutrak gibi değil ya, mi? Bu var ya bu. Çok feci yapışıyor ya. Benim canım şalvarıma ya. Olacak iş değil. Alırım ben sana bir sürü şalvar. Peki şu an kayıtlara geçti sözüm. Roka ve semizotu gibi bitkiler, diğer domates, patlıcan, karnabahar, lahana gibi bitkilerin kökleriyle kardeş yaşam paylaşıyorlar. Ve birbirlerine yararlı oluyorlar. Bilhassa semizotu havadaki ozotu alıp toprağa verdiği için
çok faydalı bir hale geliyor diğer bitkiler için. Yani o yüzden sökmüyoruz zaten. Evet, sökmüyoruz. Roka ve semizotlarını mümkün olduğunca sökmeden ilerliyoruz. Evet, Mia habire bu şekilde yanımıza gelip dedeye subliminal mesaj veriyor. Gideceğiz aşkım, gideceğiz. Seni yerim. Oh. Biz de gelelim mi Mia seninle? Aha. Aha. Baba, birlikte. Kim gidelim denize? Mia, Bam Bam da gelsin mi? Mia, Deniz, Bam Bam. Büyük baba. Evet. Anne. Baba. Evet. Baba da gelsin, tamam. Sen deniz gözlüğünü tak. Tamam, deniz gözlüğümü takayım. Dolaşalım gene denizde, tamam mı? Su altını göstereyim sana. Su altını gösterme beni. Tamam, gösterme. Balıklar mı var? Balıklar var, evet, suyun altında. Balık. Şimdi biz biraz çalışalım, tamam mı? Sonra vakitlice denize gidebilelim, vaktimiz olsun. Tamam. Yorumlarda sağ olsun bazı arkadaşlar toprağı ekmeden önce havalandırın diyorlar ama zaten bir kere havalandı toprak daha önce. Ve bizim toprağımız gördüğünüz gibi şöyle bak göster. Çok kolay bir toprak. Kumlu, hafif kumlu, tınlı, geçirgen bir toprak. Zaten şöyle söyleyeyim, bizim toprağımız çok havalı bir toprak. Evet dostlar, hiç böyle bir böcek gördünüz mü? Yanına şöyle elimi koyayım, parmağımdan büyük. Neydi baba bunlar? Ya biz burada tostos diyoruz, böyle girip ışığa çarpan gremlinlere benzeyen böcekler var. Anne. Onların larvaları. Ağaçlara çok zarar veriyor. Çok zarar veriyor. Onu şimdi alıp dışarı atacağız. Toprağa ne olursa olsun orada. Biz öldürmeyelim de doğa onun çaresine bakar. Kuşlar zaten yer. Kuşlar yer, evet. Evet dostlar, şu arkada gördüğünüz alanı biz şu an kışlıklarımızı ekmek için açtık. Toprağı da gayet güzel çapaladık, havalandırdık. Rokalar hariç. Evet, rokalar hariç. Zaten aralarda rokaları görüyorsunuz, rokalar hariç. Şimdi buraya kışlıklarımızı ekeceğiz. Dostlar bu arada demin söylemiştim bir şey göstereceğim size diye. O yüzden bir arazinin öbür ucuna gideceğiz şimdi. Şöyle fıtı fıtı gidelim. Fıtı. Tabii bu otlar şu an komple göstereceğim bu şeyin üstündeydi. Sabah babam burayı açmış. Gel bak. Burada... Şimdi böyle çok güzel bir toprak gibi duruyor bak, simsiyah. Ama bu neydi? Biz burada vaktinde... Toprak oldu zaten. Toprak artık, aynen, artık toprak oldu. Ama çok değerli bir toprak. Biz burada vaktinde tavukçuluk yapmıştık, söylemiştik. Hatta geçen aşağıda mavi çadırı gördüğümüz zaman hani bu bizim civciv büyütme kabinimiz demiştik köy turu atarken. Biz 2 sene boyunca
tavukların altını her kürediğimizde tarlanın böyle üç tane ucunda yer yapıp tüm bokları oraya atmıştık. Tüm tavuk boklarını buraya atmıştık. Ve bu tavuk bokları burada kendi kendine artık 2 sene boyunca yana yana çok güzel bir gübre haline dönüşmüş. Biliyorsunuz hayvan ne kadar ufalırsa gübresi o kadar değerli oluyor, evet, değil mi? En değerli yarasa ve güvercin gübresi. Sonra tavuk. Sonra tavuk gübresi, sonra kuzu koyun, keçi gübresi, sonra inek. Yani 3 yerde, şimdi burada herhalde 1,5 traktör vardır değil mi? Çünkü bu var. Alta kadar şey. Var. Bu bize bayağı yeter bu gübre. Bunu kendi ekeceğimiz besinlerde kullanacağız sadece. Belki evet, ağaçların altına da şey yaparız. Hani komple araziye böyle dağıtıp çapalama yapmayacağız ama kendi ektiğimiz yere şimdi bu gübreyi kullanacağız. Bu gübreyle neyi kullanacaktık bir de? Leonardit. Leonardit, onu ben ilk defa duydum. Leonardit, o da organik bir gübre. Neyden yapılıyor? Çeşitli organik maddelerden, içinde koyun bokundan, tavuk bokundan, ha, gelen şeyler. Tut bir sürü şey. Şimdi bu gübre nasıl oluşuyor? Neden? Şimdi oluştuğunu nereden anladık bu gübrenin? Eğer gübre oluşmadan biz bunu bitkilerin altına koyarsak bitkileri yakar. Şimdi bu gübre o ilk buraya döktüğümüz zaman üstü keldi, ben hatırlıyorum. Keldi ve içi solucan kaynıyordu. Solucan ve böyle o böceklerin kurtçuklar. İçine çeşitli kurtçuklar kaynıyordu. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Görevlerini yapmışlar. O bildiğimiz tavuk bokunu güzel bir toprak haline getirdikten sonra dağılıp gitmişler. Zaten şunu söyleyebilirim. İnanılmaz derecede kötü kokan bir şey aslında. Dı. Yani öyle çok yanına yaklaşıyor. Şu an yani hiç koku yok. Toprak gibi, olmuş yani. Direkt mis toprak gibi kokuyor. Toprak kokuyor. Tam o solucanlar yiyip değil evet, mi? Aslında bunlar solucanların kakası. Yarı kakası, yarı... Yani tavuklara artık verdik, mıçtı. Solucanlar yedi, mıçtı. Ve şimdi biz de onu toprağa koyacağız. Evet. Biz yiyeceğiz. Ve biz dönüşüm gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Bu da hiç bu işin küreği değil ha. Değil. Aslında da öbür küreği bulamadım. Bir nevi kompost aslında. Yine de kompost da yapalım ya. Bir yer belirleyelim. Yeter bu kadar. Leonardit karıştıracağız daha. Gerçekten altın gibi ama değil mi? Evet. Verim için gerekli. Şimdi bu telle de birazdan etrafını çevireceğiz bam bam girmesin diye. Yerde yeşil bir tel var şu an. Gözüküyor onu. Hah, evet, kaldıralım diyecektim. Şöyle gidiyor, o da bizim eski kümeslerden kalma. Şimdi, çünkü bam bam normalde zarar vermez fakat sincap falan gördüğünde bütün kimyası değişiyor. Atak yaparken çevrede ne var dikkat etmiyor. O yüzden koruma altına almalıyız. Deliriyor ya böyle sincap, evet, köstebek vesaire görürse. Kirpi, sincap, köstebek. Bak şimdi orada bak güneş banyosu yapıyor bak ya. Bak hiç. Pasan. Karnı da tok ya. Bam bam. O ne oğlum? Bam bam. Yok ya, gece mesai yaptığı için gündüz dinleniyor. Kuyruğu bak bir. Diyor ki gündüz siz güvenle uyuyun, gece siz güvenle uyuyun diye. Ben nöbet tutuyorum, gündüze ben yatacağım diyor. Oğlum, sen beni duymazdan mı geliyorsun? Gel. Özür dilerim, yorduk seni buraya kadar ama. Ekinlerimizi kurcalama, tamam mı? Kazma oraları. Tabii diyor. Bak, hadi tabii babacığım. Ben neyse Filiz'i idare edebiliyorum, büyük babayı idare edemem bak. Tamam. Hadi. Meşhur Leonardit. Onun hepsini koyacak mıyız böyle? Evet. Eskisenimiz dibine biraz küçük. Ya bizim gibi koyun. Biz tezek gübreyi koyuyorduk ya. Evet. Gübre koyuyorduk. Bu da tavuk gübresiyle birlikte Leonardit. Çok güçlü oldu ama bence baba. Birkaç da normal toprak mı koysak acaba? Koyacağız. Ziyaretleyelim.
Ha, sen o Çanakkale'yi gösterdiğimiz toprağı buna koyacaksın. Evet. Dolaştırdık getirdik ya. Dolaştırdık Çanakkale ezine. Ha, mis gibi oldu. Şurayı sen tut şöyle. Onu güzelce bir paçal et. Karıştır. Bu bununla. Başka bir şey yok mu karıştırdığınız? Küreple şeyle bile olur ya, saksıyla bile olur. Evet, evet, boşaltayım. İyice güzel bir şekilde dağılsın. Bir dakika dur. Boka el sürmeden olmaz ya. He, bizim hayır göremeyiz boka el sürmezsek. Şu anda en azından şey... Ölmüş. Bizim evet kaç senedir uğraştığımız gübre formunda değil bu, farklı bir formda. Ha. Geçen sene bildiğin. Ha, güzel karıştıralım ki çünkü böyle birinin dibine fazla gidip şey olmasın, yakmasın sonra. Yeterli mi baba sence bu? Yeterli. Fazla bile. Çünkü bir avuç bir avuç koyacağız diplerine. Şimdi bunu hazırladık. Evet. Enginarlar kalıcı olacağı için, enginarlar 7 senelik bir bitki. 7 sene kalıyor mu enginara? 7 sene, her sene budandıktan sonra tekrar büyüyor. O zaman en öne enginara ekelim. Ağaçlara gelmeyecek şekilde, ağaçlardan hasat, zeytin hasatı yaparken kaç tane enginar almıştık? 5 mi? 10. 10 mu? 10. O zaman şöyle 2 sıra 5-5 ekelim. Yo, biraz genişliyor, biraz aralık ekmemiz lazım enginara. Evet evet, hatırlamıyor musun ya? Hatırlıyorum, evet. Güzel şeydi, evet, mavi bir şeyi vardı, böyle çiçeği vardı. Çok güzel çiçeği var, evet. Evet. Mavili mor, çivit mavisi. En dışa ekelim o zaman. Çeper gibi değil mi? Çeper gibi, evet, şey olsun. En dışa ekelim. O sıraya ekelim enginarları. Çekeceklerimiz burada. Babacım sen ne yapıyorsun? Suyu bağlayacağım ki damlamaların bazısı tıkalı olabiliyor. O tıkalı olanlar açılmıyor da sonra problem yaratıyor. Hani açıyorsun tekrar tıkanıyor. O boruları değiştireceğiz. Boruları değiştirmeyeceğiz. Akan yerlere suyu bağlayacağız. Damlamayı açacağız. Akan yerlere ekeceğiz. Babam da böyle bir sistem yapmış burada. Böyle kalın bir boru var. O borudan damla sulamalar gidiyor. Ama Filiz tabii biz çok yakında kendi sistemimizi yapacağız değil mi? Evet. Şimdi bugün bazı siparişler verdik. Onlar bir gelsin, çalışmaya başlıyoruz. Sera, mera vesaire, sebze yatağı, böyle gayet güzel şeyler var, evet, aklımızda. Yani bir miktar araç gereç alıyoruz ama tabii malzeme oldukça kafamızda bir şeyleri yapacağız, tasarladık. Onlar artık hayata geçmeye başlayacak. Şu kadar alıyorum. Evet. İyice bastır. İnşallah bunlar bir şey olmadan büyürler. Bir tane şuraya o zaman. Şöyle biraz geniş açıyoruz ki. Korku elini, korku kalıştırma. Çok da ufaklar ya. Oldu değil mi baba? Evet. Şu baştakine yapmamıştık, oraya da yapalım. Koydum ben oraya. Filiz, ben sokayım. Babam döksün, sen... Şimdi de sokayım. Ek, aynen. Tamam mı baba? Tamam.
Al bak şundan şu tarafa geçelim. Evet, tabi rahat rahat çalışıyorduk dostlar. Ne oldu? Murat Deniz uyandı. Oh, onu hamakta gene uyutmuştuk, uyuyordu. Canım oğlum uyandı, oradan çağırıyor. Günaydın oğlum. Aşkım günaydın. Nasılsın? Uyumaz mısın daha? Biraz daha sallasam seni ha? Bize şöyle bir saat daha izin vermez misin? Hadi bir deneyelim gel. Bakalım. Yok. Pek uyuyacak göz yok sende bugün. Şu an. Uyuyor musun? Hadi bir mucize. Miyam da denize gitmek istiyor. Orada. Miyam gideceğiz birazdan Miyam. Az kaldı. Orada ağlıyor. Denize gitmek istiyorum ama diye. Oy. Ama bir şey söyleyeyim mi dostlar? Böyle gerçekten toprakla uğraşmayı özlemişim. Yani o tohum ekerken falan da biraz dokunmuştuk ama hani böyle çapa yapmak, ne bileyim işte yer açmak, gübrelemek vesaire. Toprağa deyince stres atıyor insan diyebilirim. Oh, şimdi sizce bunda uyuyacak göz var mı dostlar? Şöyle bir göstereyim. Hiç uyumaz değil mi? Canım oğlum benim. Evet dostlar, çocuklar acıkmış. Aşkım yapıyoruz, tamam. Direkt gidip buzdolabına uçuyorlar ya, bu da başladı. Tipe gel, tipe gel. Oğlum sen nasıl canavar oldun? Miyam'da ışığı bak çözdü orada, oraya basınca sönüyor. Filizciğim biz hızlıca şunları bir kahvaltı ettirip hemen... Tamam. Tekrar bahçeye. Evet, denize gitmek istiyorsak hızlı olmak zorundayız. Aynen. Saat 11.30. Hı hı. Hızlıca kahvaltılarını etsinler sonra. Çok ısındı hava değil mi birden hava ya? Çok, hava çok sıcak. Sabah serin mi? Yaz gibi. Evet. Hep birlikte ineceğiz ama denize. Açtın mı şu? Neresiydi? Açtım da ondan başka şey koydum. Başka şey mi koydun? Muz koydum. Koyacağım şunu. Koyacağım. Şu anda fideleri aslında diktik. Ekilecek birazcık da tohumumuz var. Onları da direkt toprağa ekelim. Zaten zamanı geldi. Viyolilerde bekletmeye gerek yok. Birkaç tane çıkmış bezelyemiz vardı. Herhalde onları takla yaparız değil mi baba? Ha, onları bugün ekelim. Geçeyim mi? Bugün ekelim, sonra Mia'yı denize götürelim. Bunları yarın ekeceğiz. Tamam. Hayır, zaten kadın şey demişti, ay sonuna doğru ekin demişti onu. Evet, tamam. Tohumları biraz ama geçelim. Ama o şeyler, o bezelyeler biraz daha orada kalırsa bozulacak. Getireyim mi? Tamam, o bezelyeleri ekelim o zaman. Bak bir daha söylüyorum. Marulun devamı taze soğan ve buradan bu taşa kadar taze soğan. Tamam. Dostlar bakın şöyle şu alanı ekmiş olduk. Şu an full dolu. Bir şurası boş. Şimdi oraya da bezelyemizi ekeceğiz. O kadar tohum ektik. Yüzlerce bardağa çıka çıka sadece bu bezelyeler çıktı.
Şimdi onları da toplayacağım. Bezelyelerin de hepsi çıkmamış sanki ama. Yok, çıkmadı. Onların da hepsi çıkmadı. Bir yerde bir yanlış yaptık ama nerede olduğunu... Belki tohumlar kötüydü. Evet, ama hepsi mi kötüydü? Bütün şey, tohumlar. Ne demişlerdi yorumlarda? Yani güneşte kaldıysa güneş de kurutmuştur diye. Günlük nemlendiriliyordu, bir de o kısım güneş almıyor. Evet, hiç güneş almayan bir kısımda. Evet. Bakın dostlar, şöyle... Şu an burası nasıl güneş ama bakın orası gölge. Evin altında bir de ekstra içerideydi yani, hani çok yapışıktı eve. O yüzden orada güneş almıyor. Yani başka bir şey. Evet, babay. Ekelim hadi onları da. Baba, o şeyden, sahilden kamış alsak olur mu bunlar için? Olur. Kamış tam ideal onlar için. Filiz, bizim burada sahilde çok kamış var Filiz, biliyorsun sen. Aha. Bir bakacağım tohuma ya. Bak bakalım ne olmuş. Aa, ne olmuş ya? Var mı içinde tohum? Bak bakalım. Evet Filiz. Tohum mu yok? Vallahi yok. Yok, bir tane vardı, düştü. Bak şuydu, şu düştü. Ama çok kurumuş gibi yani, bak böyle. Görüyor musun? Tohum mu? Aha, kırmızı. Ne tohum acaba? Bezelye. Bezelyeler çok büyük ekmiştik, o zaman ölüymüş tohumlar işte. Kurumuş demek ki, bir şey olmuş. Anladım ki. Neyse, çıkan sağlar bizimdir. Al bakalım. Meraklı bir bekleyiş. Çok şeyden değildir değil mi baba? Su. Çok ne? Islak ya. Yok. Altları da çok delik zaten. Fazla su akar yani. Şunun hepsinin altı böyle delik. Bundan da olmaması lazım. Neden oldu böyle anlayamadık ya. Neyse. Onda da bir şey çıkmadı değil mi içinden? Şurada bir şey versene, Leonardo Caprio. Versene. Leonardo miydi? Neydi baba? Leonardo Caprio. Leonardo DiCaprio. Evet, güneş altında çok uzun süredir çalışıyoruz dostlar. Şey Deniz. Efendim baba. Deniz, gel bak gel. En güzel şey şu. Yumurtaları koyduğumuz kap var ya burada. Ha, o iki tane saksı aldı. Ha, tamam. Baba saksı. Şey ya, çok az ya. 5 tane fide var. Yayılmıyor ki maydanoz. Tamam, tamam. Sadece biraz genişleyecek. Evet. Babam da şuna diyordu. Ha, leğmedi mi? Onu işte biriktiririz ama, gene kullanırız onu. Bu arada yumurta kabuklarını da biriktirmeye başladık. Evet. Ondan da bunları da öğütüp gübre yapacağız değil mi? Evet. Kalsiyum. Her şey doğal. Oh, Filiz Hanım. Çünkü bilemiyorum ya. Bir göstersene otları. Değişik ot. Bayağı değişik şeyler var. Şunlar gibi. Bak tamam, şu ot ama şu esirgan değil mi ya? Ama yanındaki de öyle bak. Ya da bu bak mesela, bu da farklı bir şey, bitki yani, görmedim ben, bu ot mu? Biraz sanki sirken otuna benziyor mu? Benziyor sanki. Ya ot mu yoksa şeyin, bilmiyorum, ektiklerimizden bir şey mi çıktı yani, emin olamıyorum şu an, çok değişik otlar görüyorum çünkü. Evet, bakın bu arada saat 12-12.30 gibi. Bak içinde farklı bir şey de var bak mesela. Kırmızı köklü bak. Evet. Onlardan hepsinde var, hadi o ottur da. Öyle. Kırmızı köklü şey de olabilir. Belki semiz otu. Kırmızı kırmızı oluyor ya onların ama sapları. Ama semiz otu yaprağı değil bak. Ama ilk yaprak öyle olur. Sonra o yeni öyle yaprak mi koyar. Tabii tohumdan ilk yaprak öyle çıkıyor. Ha, ya semiz otu olabilir. Burada çok çıktığı için ama o zaman şu farklı. Bu arada bakın dostlar, buraya şu an 12-12.30 demin diyordum. Şu an şurası çok gölge. Buraya güneş gelmiyor yani hep. Gölge şu kısma geliyor. Hani ağaçlardan çıkan. Burada böyle tepe full ağaçtaki zeytin. Üstünde burada çam, yani pek ışık girebilecek gibi bir yer değil, gölgede dostlar. Bu arada fideler çok ufak ya dostlar. Onun için babamla bambamın oraya girmemesi için bir düzenek hazırlamaya çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdilik bahçe gibi yapıyoruz. Ayrı. Malzeme sıkıntısı farklı. Evet, malzeme sıkıntısı var. Farklı arayışlara itiyor mecburen. Bir 10-15 gün problem olmazsa dedi babam. Zaten şeyler büyür. Evet. Bam bam gel. Gel bir oğlum gel. Seninle bir konuşmamız lazım. Gel. Bak. Otur. Otur. Şimdi büyük baba zincire vur diyor. Tamam mı? Zincire vur, bahçemize girmesin diyor. Ben dedim ki girmez. Ben onu zincire vurmak istemiyorum. Bak, oraya da bir sınır yaptık. Tamam mı? Oraya girmek yok. Seni büyük babadan kurtaramam. Sınırlarını bil. Sınırlarını bil bam bam. Hiç orada değil. Kaçarak kurtulamazsın.
denize gidelim mi? Gidelim aşkım. Anne mayomu giydir bana de. Hadi gidelim artık, işimiz bitti. Anne. Hah. Mayomu giydireceğim. Tabii ki giydirelim. Çiçeklerini mi suladık? Bitti mi işin? Evet, çiçekleri suladık, bitti işimiz. Artık gidebiliriz. Haydi denize. Evet Filiz, bu çok güzel bir şey değil mi? Şimdi yıkanmaya denize gidiyoruz. Terledik, çamurlandık. Ay. Ne diyorsun? Güzel valla. Çimiyoruz. Tuzlu yakalmıştı, gelince sonuçta yine yıkanacaksın. Ama şimdi güzel olmuyor mu? Isındın. Yok çok güzel Filiz, canım. Bu gerçekten bir lüks yani. Miyam? Deniz çok güzel değil mi? Evet. Haydi de bakalım girelim. Evet. Haydi koş denize. Koş koş koş. Dede de geliyor. Koş 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 koş. Ay ay, yani ay. Diyecekler niye ayrılıyorsun, niye ayrılıyorsun? Yorulduk ama ya. Yorulduk yani, bir sahile git gel. Deniz de bir böyle enerjimi aldı. Şu an evet. Açlıktan ölüyorum diyebilirim. Aynen ya, açlık beni de vurdu. İçeri girip daha yemek yapacağız lazım. Hazırlık. Videoyu yapacağız vesaire. Oo, i̇ş çok. İş çok, aynen. Ama epeyce bir şey hallettiğimiz bir gün oldu. Hallettik. Bugün köye de çıkacağım şimdi ben bir. Sen yemeği hazırlarken ben hızlıca köye çıkar gelirim. Aha. Eksikleri alırım. Dostlar bir de biliyorsunuz her pazar günü İstanbul'dan Kaçış kanalında canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlardan çok keyif alıyoruz. Sizlerle direkt iletişim kurabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. O yüzden canlı yayınımıza da fırsat bulursanız lütfen katılın. Bak Mia da bize katıldı. Ne haber aşkım? Hadi o zaman kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Abone olsunlar değil mi? Evet. Evet. Ben de yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman dostlar, Bam Bam da yandan kafa göstermeye başladı. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Ay aşkım.